Her şeyden önce hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Alınacak olan kararların Manisa'yı için, Manisa'mız için insanımıza hizmet noktasında hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Meclis üyelerine seslenen Başkan Ergün, İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimizi rahmetle andı. İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 evladımız şehit oldu. Olayda helikopterde bulunan pilot yüzbaşı Ümit Özer, yüzbaşı Semih Özcan, astsubay başçavuş İlyas Kaya ve astsubay üstçavuş Yakup Avşar'ı cennet mekanına uğurladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, ruhları şad olsun. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Konservatuvarımızın yarın akşam düzenleyeceği konser etkinliğinde iptal ettirdiğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bir kez daha ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Başkan Ergün 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını da diledi. Yapılacak olan seçimlerin her şeyden önce hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni adaylıkları açıklanan belediye başkan adaylarımızın önümüzdeki hafta veya bu hafta sonu netleşecek olan meclis üyeleri noktasında devam edecek veya etmeyecek arkadaşlarımız olacaktır. Ben herkese buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. 31 Mart akşamından sonraki yeni seçilecek olan arkadaşlarımız da bu hizmetler burada durmadan devam edecektir. Ben şimdiden bütün emeği geçen değerli başkanlarımıza, değerli meclis üyesi arkadaşlarıma bir hafta önce de olsa buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gündem maddeleri arasında Yunus Emre Belediyesi'nin cadde ismiyle ilgili teklifi de görüşüldü. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 2018 yılı Kasım ayında yaşama veda eden Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi Bahri Küçükoğulları'nın adının Akyedi Yunus Kent'e bir caddeye verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Bizim için hem acı ama bugün için de işte bir isim koyduğum için belki acımızı biraz ileriye yönelik azaltabileceğini düşündüğümüz bir derdim. Maalesef Yunus Emre Belediyesi meclis üyelerimiz, bizim kendi arkadaşımız, dostumuz Bahri Küçükoğulları'nı yakalandığı amansız hastalıkta 6 ay içinde kaybettik. Tabii meclisimiz Allah razı olsun önce Yunus Emre Belediyesi'nde onun adını yaşatabilmek için yeni açılan bir caddemize, yani şu anda TOKİ'lerin yapıldığı yer tarafında diyelim, büyük bir caddemize onun ismini koyma mutluluğuna eriştik Yunus Emre'de. Oy birliğiyle geçmişti. Aynısını Büyükşehir'e aktarılıyor tabii kanun gereği. Büyükşehir Meclisi'nden geçirmek zorundayız. Arkadaşımızın ismini inşallah uzun yıllar yaşayacak şekilde buraya koyarak biraz acımızın hafiflemesini, onun yaşamasını düşündük. Bunda katkısı olan önce ilçe meclisindeki bütün arkadaşlarımıza ve eğer meclisimizden de geçeceğini düşündüğüm için de burada oy verecek bütün arkadaşlara ben hem dostumun adı konduğu için hem kendi partili arkadaşımın adı konduğu için Allah rızası için çok teşekkür edeceğim. Mekanı cennet olsun. Benim de 30-35 yıllık iş hayatımda bütün mali müşavirlik noktasında bizzat çok yakın görüştüğüm değerli bir dostumdu, kardeşimdi. Abi kardeş noktasında bu rahmetli oluncaya kadar bu süreci geçirdikti bir ömür boyu. Mekanı cennet olsun diyorum, huzur içinde yatsın. Tüm maddelerin oylanmasının ardından meclis oturumu kapatılmayarak ara komisyonların çalışabilmesi için 18 Şubat Pazartesi saat 18'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara verildi. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü saat 18 itibariyle toplanmak üzere birinci oturumu kapatıyorum.